Evdeki saat son dönemlerin sevilen gruplarından biri. Çok farklı tarzları var. Söz ve müzikleri dikkat çekiyor. Biz de grubun solisti Eren Alıcı'yla buluştuk ve bakın neler konuştuk. Adana köprü başı, Adana köprü başı. Çatlamış sabır taşım ve gözyaşım deniz olur. Kendi korkularımla hesaplaşıp temizlerken. Eren merhaba, Poster'e hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Müzik yolculuğunuzu merak ediyorum. Nasıl başladı, nasıl devam ediyor ve şu an geldiğiniz noktadan memnun musunuz? Aslında 2007'lerde başladım müzik yapmaya. Hip hop müzikle başladım. Ondan sonra gitarla tanıştım, enstrümanlarla tanıştım ve yavaş yavaş şarkı yazmaya başladım. İnsanlarla buluşturdum. İnsanlar sevdi ve bugüne kadar geldik. Şu anda olduğum halden gayet memnunum. Keyfim yerinde yani. Peki merak ediyorum. Evdeki Saat isminin babası kim? İsim babası kim daha doğrusu? Nasıl ortaya çıktı? Neden bu ismi seçtiniz? Aslında işte 2014'te ilk parçamızı yayınlayacaktık. Ben şarkı yazdıktan sonra grup arkadaşıma, kurduğum arkadaşıma dedim ki hadi bu şarkıyı sosyal medyada paylaşalım. Tamam isim ne olacak falan filan bu konuşmaları yaptık. Sonra dedi ki benim bir YouTube kanalım var adı Evdeki Saat. Ben de tamam dedim Evdeki Saat diye koyalım o zaman. O da bilmiyordu niye koydum çünkü kanal YouTube kanalı abisinde. Abisine sorduk niye Evdeki Saat koydun diye. O da hatırlamıyorum ki dedi çok eskiden açtım. Yani böyle bilinmezlik içinde bir isim koyduk aslında. Ama uğurlu bir isim olmuş. Evet yani şu an okey. Peki siz alternatif pop yapıyorsunuz değil mi? Alternatif pop size göre nasıl bir müzik türü? Aslında özgür bir müzik türü. Çünkü ya pop dediğimiz müzik tek bir janrayla işte içinde funk öğeleri de olabilir. Bildiğimiz günümüz pop öğeleri de olabilir. Yeri geldiğinde hip hop altyapılar da kullanabilirim. Yani her janradan biraz bir şeyler alabilirim. Yani özgür müzik diyebiliriz aslında birazcık. Özgür müzik. Bilmiyorum şu an uydurdum aslında. Alternatif pop diyebiliriz abi. Peki sizin için ses yakışıklısı diyorlar. Hani bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Düzensiz beslenme. Kendine dikkat soğuk etmek, su. Soğuk su içmek sıcak havalarda sanırım budur yani bilmiyorum. Tamam dedim al ama ver bana mutluluğu barışı. Ben köşeliydim hayat dedi düz olana yanaşır. Gelelim yeni albümünüze. Huzursuzluğun Meyvesi adlı albüm. Bununla ilgili biraz konuşalım. Nasıl yaptınız? Ne kadar zamanınızı aldı? İçinde kaç parça var? 7 parçalık bir albüm, Huzursuzluğun Meyvesi. Evet. Aslında bayağıdır planladığım bir albümdü. Fakat işte zaman sıkışıklığından dolayı sadece 7 tane parça koyabildik içine. Huzursuzluğun Meyvesi ismini de 2 senedir koymak istiyordum. Çünkü işte o dönem bir tweet okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Bunu ben albüm ismi yapacağım diye kafama koydum yani. Tweet de şuydu. İşte asla huzuru bulacağımı düşünmüyorum ama bu huzursuzluk artık meyvesini vermeli. Benim için de böyle bir süreç oldu. Huzursuz geçen süreçlerin meyvesi oldu aslında albüm. Peki bu albümün sizin için özel bir anlamı var mı? Albüm tabii ki de geçmişten bugüne yani hem daha önceden yazdığım şarkılar var hem günümüzde yazdığım şarkılar var. Şöyle oluyor, benim için de bir arşiv gibi oluyor. Hani o dönemde ne hissediyordum? Aa, ben bu şarkıyı yazmışsam o dönem bayağı iyiymişim ya da bayağı kötüymüşüm. Evet. Onları hatırlıyorum. Albümün içinde sanırım bir cover var. Adana Köprübaşı. Bu parçanın sizin için anlamı ne ve neden bu albümün içine koydunuz bu parçayı? 1,5 sene önce Bay Bilov ekibi bana ulaştı. Hani böyle bir Selahattin Sarıkaya şarkılarından, yazdığı şarkılardan bir albüm yapacağız şeklinde bir derleme albüm. Ben de tabii ki çok sevindim ve bir şarkı listesi yolladılar. Aslında bütün şarkılar güzeldi. Yani hepsini coverlamak isterdim ama Adana Köprübaşı hani daha eğlenceli ve daha bir mozaik oluşturabileceğim bir parça olduğu için onu seçmek istedim. Ve albüme koyduk. Biraz uzunca bir şarkı oldu albüm versiyonu. Ama tamamen özgür davrandık yani. Gerçekten zaman olarak da kendimizi sıkıştırmayalım dedik. Çünkü hani tam hissiyatı öyle verebilirdik. Ve güzel bir çalışma çıktı ortaya diye düşünüyorum. Pamuk içinde cid, pamuk içinde sağ sola savrulsam da böyle iyi. Hangi dönemin müziği size daha çok yakın? 70-80'ler gibi. Yani çünkü 70'ler tam böyle
o analogluğun son hı-hı. dönemi. 80'lerde dijital dönemin başlangıcı gibi olduğu için en sevdiğim dönem o iki dönem diyebilirim. Peki müziklerinizi, çalışmalarınızı nasıl üretiyorsunuz? Nelerden ilham alıyorsunuz mesela? Orada da yine 70'lerden, 80'lerden, aslında 70'lerden 2010'lara kadar uzanan süreçten ilham alıyoruz. İşte yeri geliyor Barış Manço'dan ilham alıyoruz, yeri geliyor rapçilerden ilham alıyoruz. Yani hepsine ortak bir yerde buluşturmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Ve hepsi burada oldu şimdiye kadar. Yani şu masada ya da bir önceki evimdeki masada. Yani sürekli evde prodüksiyon yaptık. Sizin için böyle farklı bir anlam ifade eden bir parçanız var mı? Hani... Evet, yani benim en çok sevdiğim parça Mükemmel şu ana kadar. Mükemmel ismi parçanın. Neden seviyorsunuz mesela o parçayı? Çünkü o şarkıyı yazarken, o parçayı yazarken böyle özel bir an, değişik hı-hı. bir andaydım yani. Öyle hissederek yazdığım için benim için ayrı bir yeri var o şarkının. Peki gelelim gelecek planlarınıza. Neler planlıyorsunuz gelecek için? Gelecekte tabii ki daha fazla parçayı dinleyiciyle buluşturmak istiyoruz. Hı-hı. Çünkü çok fazla var aslında. Sadece zaman sıkıntısı olduğu için buluşturma konusunda birazcık yavaş davranıyoruz diyelim. Bunları daha çok dinleyiciyle paylaşmak ve sonrasında da yurt dışında neler yapabiliyoruz? Buna biraz odaklanmak istiyorum aslında. Yurt dışına doğru bir adımımızı atmak gibi bir şey söyleyebilirim şu an. Gücüm yok, başım yok.